Zaman zaman saha içindeki oyunu tartışılsa da, inişli çıkışlı olsa da özellikle hücum oyuncuları bir şekilde işi bitiriyor hocam. Siz nasıl buluyorsunuz Trabzonspor'un oyununu? Yani küçük de olsa şöyle bir kritik yapabilirim. Rakipler çok kötü. Yani iddialı olan, şampiyonlukta oynayan takımlara bak. Anadolu takımları. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yok. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz kalecimizin onu neydi ismi? Lecan, Onurcan mıydı? Uğurcan. Uğurcan. Uğurcan takımın her maçta en iyi oyuncusu oluyor. Yani demek ki oraya çok top geliyor galiba ve çok önemli kurtarışlar yapıyor. Ama hakikaten oyunu ya Emre Kamer'in geçen hafta attırdı ikinci golü. Olacak iş değil ki ya. Dört kişinin arasından çizgide geç de dört tane Konyalı oyuncu oraya baskı yap da onların arasından bilerek adamı topa ver. Topu ver de vursun içeri gol olsun. Yani çok ender olan bir şey. Yani tamamen onun yaratıcılığıyla olmuş bir pozisyon o. Dolayısıyla Trabzon Allah'tan çok açtı. Yani Konya maçına bir kazaya uğramış olsa bu rahatlıkla konuşamayabilirdik bugün. Ama artık şu var ki Trabzonspor takımı. Ben o maçtan sonra Abdullah'a da mesaj attım. Ne kardeşim yazdınız? Yani öyle havaya sokacak mesaj değil. Tebrik ederim canımın içi dedim. O da bana cevap vermiş. Hocam az kaldı diye. Tamam yani hala temkinli konuşuyor. Aferin yani hiçbir zaman. O konuda çok evet temkinli Trabzonspor. Hiçbir zaman oldu değil. Bir maç kazandık alt tarafı. Evet hep öyle söylüyor. Ahmet Ağol da onu söylüyor. Evet. Bravo. Güzel. Ama Trabzonlar ya, futbol sevgisini bize yaşatan şu anda Trabzon ya. 40 bin kişi maça geliyor ya. Yani evet, orada çoluk çocuk bayram yeri gibi forma yani. Satışları, futbol hepsi bu işte ya. Yani şimdi düşünsene diğer büyük takımların. Beşiktaş biraz kalabalık oluyor galiba. Galatasaray oluyor mu Ozan? Hocam ikinci sırada Fenerbahçe var. He. Üçüncü sırada herhalde Beşiktaş, dördüncü sırada Galatasaray var. Dört büyükler seyirci anlamında geçen hafta bizim A-Spor'da gördüm ben de. O da niye dikkatimi çekti? Ben her yerde şundan bahsediyorum. Hani İzmirliyiz diye dikkatimi çekiyordur ama son zamanlarda en çok Göztepe'nin maçına gittim. Stad hep dolu. Tabii ama kapasiteye göre de oranlı. Yani koltuk sayısına göre oran yaptığında belki Göztepe birincidir. Trabzon ikincidir. Trabzon hep birinci zaten hani evet, bu sene evet, öyle başladı. Evet. Öyle gidiyor diye. Ama normalde ikinci sırada Fenerbahçe var. Onu da nasıl anlatabildim bilmiyorum. Mesela Göztepe'nin kapasitesi 13 bin. 13 bin kişi gelebiliyor. Fenerbahçe'ninki örnek veriyorum 33 bin. 20 bin kişi geliyor. O yüzden sayı olarak yüksek ama oranlarsan Göztepe ikinci sırada. Evet. Ya burada doluluk anlamında. Doluluk anlamında. Burada tabii yani Trabzonspor'da bu başarı sürdüğü devam ettikçe önümüzdeki sezonda da o tribünler yani dolacaktır. Öyle güzel örnek oldular ki transfer. Onda çok iyi örnek evet, oldular. Hazırlık dönemine gitmeden takım hemen hemen kadrosunu oluşturdu ve öyle gittiler. Yani 6-8 hafta inanılmaz takım birlikte hazırlanabildi oldu. Ve ikinci döneme transfer yapacaklar. Bir ay önce yaptılar. Evet. Yani olacak iş değil Türkiye'de bu. Yani demek ki oyuncu seçimini bilerek yapıyorlar. Daha evvelden izlenmiş oyuncuları alıyorlar. Ben Abdullah Hoca'yı kutluyorum burada. Yani bravo. Tebrik ederim. Şimdi onu. Ankara'ya gidelim. Bir video sorumuz var. Herkese iyi akşamlar. Benim sorum şu olacaktı. Trabzonspor bireysel futbolcular performansıyla mı yoksa Abdullah Avcı performansıyla mı ligdeki başarısını elde ediyor? Cevaplarsanız sevinirim. İyi akşamlar tekrardan. Herkese iyi akşamlar. Tam yani üstüne. Aslında cevabı kendisi biliyor da. İşte bir de sizin düşüncenizi merak ediyor. Yani. Evet. Abdullah Avcı'nın başarısı. Şöyle belki yani hocam neden? O tezi çürütürsünüz neden? Değil mi? Yani iyi transfer yapan pek çok takım var ama bu sonuca yok, ulaşamıyor. Yok. İyi transfer. Takıma uyan bir tanesi boşa çıkan bir adam oldu mu? Yok. Aldığı bütün oyuncular maksimum performansı yansıtabiliyorlar. Yani diğerleri iyi transfer hani isim olarak belki diyorsun ama ortaya koyduklarına bak. Öyle bir performans. Benim gözümde bir Yunus Mallı istediğini o da çok oynamadı. Hocanın beklediğini ya, vermedi. Ben o Yunus Mallı'ya üzülüyorum. Almanya'da çok seyrettim oyuncuyu. Hakikaten iyi oyuncu ya. Yani bir ara milli takımın devamlı gelen oyuncusu. Bu çocuk niye bu duruma düştü bilemiyorum yani. Aslında çok iyi bir oyuncuydu o. Onun dışında diyemeyiz ama değil mi? Hayır, tabii yani. İsmail Köybaşı biraz o da biliyor işi. Yoksa diyor oyuncuların bireyselliğiyle bu hale geldi. O da var tabii. Ama iyi oyuncuyla oynanıyor futbol zaten.
Zaten olay tıkandığında çıkıyor bir tanesi işte El Makaome veya Hamsik veya Bakasetas veya şimdi Viska. Tabii. Bunlar çok önemli oyuncular yani kendi bireyselliklerini başarıya yansıtabilen oyuncular. Geçen hafta Viska iki tane gol attı. Ondan evvelki evet. hafta Bakasetas goller atıyor. Veya El Makaome enteresandır. Geçmiş dönemine bak. Evvel umursamaz bir oyuncuyken şimdi başarmak adına yaşına rağmen çaba sarf ediyor yani. Ve hissediyorsun bunu istediğin adamın. Dolayısıyla Trabzon hem Abdullah Avcı hem oyuncuların bireyselliği, becerileri yönetim, tamamıyla %100 yansıyor. Tabii ki çok... bunu da oluşturan kim? Yönetim evet, kurulu evet. tabii. Yani ona bu özgürlüğü vermiş, onun dediklerini yapan, ekonomisini düzenleyen. Ki Trabzon dört büyükler arasında ekonomisinin çarkını döndürebilen bir takım artık. Evet. Yani evet o konuda da çok orada iyi. Orada müthiş bir şey o yaptıkları yani. Bak biraz önce ne dedim? Fenerbahçe'nin oyun içinde lideri yok dedim. Trabzonspor'da saydığı oyuncuların hepsi tek başına lider baktığında. Evet. Yani kimi herkes sorumluluk alan oyuncu. Fenerbahçe'de sorumluluk alan oyuncu yok dedik. İşte fark i̇şte başarı burada. Tabii getiriyor. Aa, hocam yani. başındaki adam bunları organize ediyor. Sen dediğim gibi hoca teknik sınıfın okul müdürüne, sınıf öğretmenine bırakmayıp sınıf başkanına teslim edersen sınıfı bu duruma geliyor. Adil Kırış yazmış. Yılmaz hocama ve teknik direktör Galatasaray'ın her maçını yürekten izleyen bir taraftar olarak sormak istiyorum. Babel için hem Terim hem Torrent zorluyor. Ne buluyorlar da oynatıyorlar? Lütfen sorar mısınız demiş Ryan Babel için. Yani şimdi Ryan Babel ters ayağında ters tarafta oynatılan bir oyuncu değil mi? Geliyor sağ ayağında sol tarafta içeri geliyor oradan şut atıyor. Geri gelmeye çalışıyor. Yani çok kötü bir oyuncu değil Babel. Oynatılmaz seviyesinde bir oyuncu değil. Ha şimdi biraz yaşlandıkça tabii eskisi çabukluğu temposu olmayabilir. Ama onun pozisyonunda oynayan kim var mesela? Kerem bu tarafta o tarafta oynuyor. Evet Kerem. Yani eldeki potansiyel belki onun oynamasını mümkün kılıyor. Yoksa tabii ki onun yerine daha dinamik bir oyuncu olsa. Hocam bazı oyuncular var. Hep teknik direktörü böyle kontrpiyede bırakır. Bırakır. Kariyerine bakarsın yaptığı şeyleri antrenmandaki oynatsam. Yani. Ulan bu dersin 90 dakika yürür uzatmalarda bir tane bir hareket yapar beni kurtarır dersin. Yapar. Babel şu andaki pozisyonda eski Babel böyle değildi. O hani takım oyuncusuydu şu anda. Macera veya mucize beklediğim bir oyuncu haline geldi. Ama eldeki malzemeye baktığında yani seneye Babel bugün dışarıda olsa transfer eder mi Galatasaray? Etmez. Şimdi İran'a gidiyoruz. İran'dan bir videomuz var. Bakalım. Bakalım. Hocam senin falında İran çıktı. Yapma ya. İran'a hazırla çantayı. Çantayı hazırla hocam. Hayırlı akşamlar ben Sanaz. Sorum Yılmaz Vural'a. Kendisi Mustafa Denizli gibi İran'da bir takımı çalıştırmak ister mi? Traktör, Persepolis, İstiklal gibi. Teşekkür ederim. Şöyle tekrar eder misin? Mustafa Denizli gibi kendisi de İran'da bir takım çalıştırmak ister mi diye sordu.